Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967'ye yan bakılmıyor. Mor-Beyazlılar son oynadığı 8 maçta 8 galibiyet alarak liderle olan puan farkını 6'ya indirmeyi başardı. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 teknik direktör Cahit Erçevik ile çıktığı 8 maçta bileği bükülmedi. Mor Beyazlar Erçevik'in yönetiminde çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alarak büyük başarı sağladı. Erçevik'ten önce 10. sıraya düşen Mor Beyazlar'ın liderli olan puan farkı 17'ye kadar çıkmıştı. Ordu Spor 1967 yönetimi 6 birlik Edirne Spor mağlubiyetinin ardından takımın başına teknik direktör Cahit Erçevik'i getirdi. Mor Beyazlar ligde oynadığı son 8 maçı da kazanarak liderli olan puan farkını 6'ya düşürdü. Orduspor 1967 son olarak 23. haftada konuk ettiği karşı yakayı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi. Mor Beyazlar 24. haftada ligin ikincisi Fethiye Spor'a konuk olacak. Mücadele pazar günü 13'te oynanacak. Hafta sonu Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen 52 Orduspor'u bir haftalık süreçte zorlu maçlar bekliyor. 52 Ordu Spor Kulübü basın sözcüsü Profesör Doktor Çağatay Öztürk yazılı açıklamada bulundu. Öztürk, grubumuzun güçlü takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK'yı misafir ettik. Güzel bir havada dostça geçen müsabakada üstün oynayarak 90 dakika sonrasında 1-0 galip gelerek gülen taraf bizler olduk. Teknik heyet ve futbolcularımıza bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve spor severlere teşekkür ediyoruz. Biz bir aileyiz. Zoru hep başaracağız dedik ve sonuçta kazanan bizler ve orada oldu dedi. Zorlu bir haftaya başlangıç yapacaklarını ifade eden Öztürk, Çarşamba günü Aksaray ilinde Dağılgan Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'la, Pazar günü İstanbul Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda Bayrampaşa Spor'la karşılaşacağız. Bu maçlardan da mutlak galibiyet beklemekteyiz diye konuştu. Fasla Belediyespor kötü gidişatını sonlandırdı. Sarı lacivertliler Deplasman'da Erbaa Spor ile 0-0 berabere kaldı. Fasla Belediyespor Deplasman'dan bir puanla döndü. Cumartesi günü Deplasman'da Formül Erbaa Spor'a konuk olan Fasla Belediyespor sağdan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Erbaa Spor maçı öncesi oynadığı iki karşılaşmada mağlubiyetle sağdan ayrılarak taraftarlarını üzen Sarı Lacivertliler aldığı bir puanla mağlubiyet serisine son vermiş oldu. Son derece çekişmeli geçen Erbağ'daki maçta pozisyonlara da giren temsilcimiz, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince bir puana razı oldu. Ligin ikinci devresinde 6 maç oynayan Sarılacı verdiler. 6 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. Önümüzdeki hafta yine deplasmana gidecek olan Fasla Belediyespor, Bergama Belediyespor'a konuk olacak. Bayburt'ta düzenlenen okul sporları Yıldızlar Judo müsabakalarına Ordu Büyükşehir Belediye Spor sporcuları damga vurdu. 19-20 Şubat tarihleri arasında Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup müsabakalarında Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo takımı 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Gerçekleştirilen turnuvada 46 kiloda Batuhan Cebeci altın madalya, 66 kilogramda Efe Öztürk altın madalya, 38 kiloda Osman Kerim Demirel gümüş madalya, 42 kiloda Alperen Uçar gümüş madalya, 66 kiloda Çınar Türker gümüş madalya, 57 kiloda Azra Göçer gümüş madalya, 32 kiloda Rümeysa Şimşek bronz madalya, 36 kiloda Melike İtaloğlu bronz madalya, 40 kiloda Beyrinaz inanmaz bronz madalya ve 44 kiloda Zeynep Doğan 3. olarak bronz madalya kazandı. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı 19-20 Mart 2022 tarihleri arasında Yozgat ilinde yapılacak olan Yıldızlar Judo Türkiye final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.